hazırsanız. Şimdi bugün spesifik bazı böyle benim sık kullandığım ama efektlere ihtiyaç duymadan kendimiz normalde altta bulunan bazı özelliklerden yaptığımız ve bazı maske özellikleriyle tamamladığımız text animasyonlarından bahsedeceğim. Evet. Öncelikle arkadaşlar yine After Effects'teyiz. Bir kompozisyon oluşturuyorum. Kompozisyon boyutu, süresi bunları daha sonra değiştirebildiğimiz için çok önemsemiyorum ama genelde yine burada HDTV 1080p diye geçen 1920-1080 10 saniyelik bir kompozisyon oluşturdum. Bu kompozisyonuma işte bir tane text yazacağım. Genelde bu tür çalışmalarda Hello World kullanılır. Kodlamada falan da Hello World bir simge gibi bir kelimedir yani. Öncelikli olarak arkadaşlar bizim tekstimizin sabit standart bir şeyi var. Anchor Point'i var. Bu Anchor Point'in yerini oynayabiliyorsunuz. Malum şu yukarıdaki tool'umuzdan Anchor Point'imizin yerini oynayabiliyorsunuz. Fakat yani bunu oynadığınızda animasyonunuzu baştan ne yapacağınıza karar vermeniz lazım. Mesela müzik sesi fazla gibi geldi bana da. Neyse, sesi kapattık. Eğer şöyle bir şey düşünüyorsanız mesela ya da 3 boyutlu hale getirdiniz. Hoş geldin Asım. Yani şöyle 3 boyutlu bir şey düşünüyorsanız bu Anchor Point'i kenara almanız lazım. Dolayısıyla yani bu Anchor Point'i yapacağınız animasyona göre yerini değiştirmeniz sizin için iyi olur. Mesela şöyle bir şey yaparsanız, küçük küçük detaylardan konuşuyoruz ama önemli detaylar arkadaşlar bunlar. Atıyorum, şöyle bir şey yapacaksak, Scale 0. Şöyle oldu mesela. Şimdi bu başka bir etki. Ama bunu ortaya alırsam bu bambaşka bir etki. Dolayısıyla sizin Anchor Point'e belirttiğiniz yer animasyonunuzu otomatik etkiliyor. Bu bir. Mesela böyle bir şey yaptınız. Bunun timing'ini ayarlayabiliyorsunuz malum. Mesela genelde efektsiz basit şeylerde ben şu tip bir çalışma yapıyorum. Bu animasyonumu yaptım. Zoom yapan bir harf bir kelime. Bunu kopyala yapıştır yaptım arkadaşlar. Şu baş kısmını bunun şu birincikiye kadar getirdim. Yani şöyle alttakinin gözünü kapattığımda şurada 10. frame'de görünür olan bir şey var. Bu gözü açtığında ne var? Buraya kadar geldiğinde zoom yapan bir harf var. U'ya basıyorum. U key'leri gösteriyordu. Şimdi şunu sildim. Baştakine ihtiyacım yok. Çünkü burada zaten görünür değilim. T'ye bastım. Opacity 100 yaptım. Sonra frame aralarını sonra değiştirebiliriz. Scale Opacity'sini kıstım. Şimdi bakın. Böyle bir animasyon yaptım. Veya Position de ekleyebilirsiniz buna. Position. Position ne katacak? Bunu mesela belki yukarı alacağım şöyle. Bunu kopyala yapıştır yapıyorum. Aynısını. Bu defa bunu aşağıya alıyorum mesela. Şimdi bakalım. Şu arayı, timing'i kısaltıyorum. Daha da kısaltabiliriz. Bu mesela bir tane kullandığımız şeyler. Şöyle biraz uzaktan bakarsak daha iyi görünecek animasyon. Bunlar basit. Yani herhangi bir şey gerektirmeden yapabileceğiniz basit animasyonlar. Şimdi yine bunları sildim. Yeni bir tane yazıyorum. Think. Design. Bunları aynı boyuta getireceğim şöyle. Bunu atıyorum. Ne yapayım? Kırmızı yapayım. Think Design. Animate. Bunun da rengini değiştiriyorum. Şu şekilde bunların hepsini üst üste koyuyorum arkadaşlar. Buradan seçmekte zorlanma ihtimaliniz varsa hangisini kullanacaksanız onu onun haricindekileri locklayabilirsiniz, kilitleyebilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi hiçbirisi seçili değilken şuraya bir tane maske yerleştiriyorum. Benim maskem şu anda düz renkte değil. Şöyle yapacağım onu. File tıkladım. Düz renk seçtim. Şöyle bir maskem var. Bunun renginin bir önemi yok malum. Şuradan bunu maske yapacağımız layer'ın üstüne getiriyorduk. Sonra alfa matte diyorduk. Şimdi şu ikisini kapatayım. Bakın şu anda maskeli bu. Nasıl anlarız? Şöyle dışarı çıkarız, anlarız mesela. Şu an dışarıda sadece içeride görünüyor. Şimdi diğerlerini de açtım. Bu maskem sabit. Sadece aynı maske üzerinde harflerimi oynatarak bunları sırasıyla okutacağım. Öncelikle maskeyi hepsi için kopyala yapıştır yapıyorum. Yani şöyle oldu. Bunları da şuradan alfa madde yaptım. Şu anda maskelerim tamam. Yani animate'i dışarı çıkardığımda görünmüyor. Veya dizaynı dışarı çıkardığımda görünmüyor şu anda. Sadece maske alanında görünüyor. Şimdi bunları sırasıyla oynatacağız. Nasıl yapacağız? İşte önce Think girecek sahneye. Position, Key. Önce sonuncuyu yapıyorduk. Sonra başa geliyorduk malum. Key. Geldi. Şimdi bunu konuşarak yapacağız. Geldi. Okudum. Okudum. Şu position son halini kopyala yapıştır yaptım buraya. Sonra çıktı. Şunu kopyala yapıştır yaptım. Veya tam tersi istikamette çıksın. Şöyle çıksın. Bir daha bakıyorum. Geldi, okudum, çıktı. Geldi, okudum, çıktı. Sonra bu tam çıkarken bizim design girsin. Design girdi. Position'ı keyledim. Sonra geri geliyorum. Tam bu keydeyken dizaynı dışarı çıkartıyorum. Şöyle oldu. Bir daha gösteriyorum. Burada da yine aynı mantık. Dizayn geldi. Okudum. Kopyala yapıştır yaptım. Sonra geldiği gibi çıksın bu. Çünkü hareket dinamizmi açısından aynı animasyonu tekrar etmek göz ve beyin tarafından zaten beklenen bir şeydir. Siz o beklenenin tersini yaparsanız şaşırtırsınız izleyiciyi. Bu bakımdan ne yaptık? Geldiği yönde aynı istikamette geri geldik. Diğerinde ise geldi, yukarı doğru çıkmıştı. Design'de aşağıdan geldi, tekrar aşağı indi. Burada ne yapacağız? Yine animate'in gözünü açtım bu defa. Aynı şekilde bu çıkarken bu girmiş olsun. Position, keyledim. Geri geldim. Dışarı çıkardım. Bir görelim animasyonumuzu. Gibi. Şurayı kısaltayım. Bir hızlı bir şekilde şöyle görelim. Sorusu olan var mı? Devam hocam, edeceğim diğer türlü. Evet. Konumuzla alakalı olmayan bir soruyu. Şimdi sor abi. Hocam dün yapıyordunuz ya şu teksti eğip büzüyordunuz. Ben onu dün yapamadım ya kendim. Neden yapamadığımı da anlayamadım. Şimdi sen şeyde yapmaya çalıştın onu. After Effects'in içinde. Photoshop gibi değil. Photoshop'ta da denedim hocam. Orada da yapamadım. He, Photoshop'ta denediysen o ayrı. Photoshop'takini anlatayım. Burada da şöyle yapabilirsin onu. Think mesela şunu kopyalayalım, yapıştıralım. Maskenin dışında dursun. Şu keyleri de silelim. Bir saniye özür diliyorum. Evet. Şimdi ben sana da söyledim grupta şeyden de yazdım mesajdan ya. Burada Distort seçeneğimiz var bizim. Burada bir türü Warp özellikleri var. Mesela yapmak istediğiniz şey neyse buradan Warp'tan bunları yapabilirsiniz. Mesela hocam özür dilerim de biz sizin bazı yaptığınız işlemleri biz göremiyoruz da. Ha, niye göremiyorsunuz acaba? Şu anda göremiyorsunuz mu? Abi şu yukarıda yaptığınız işlemleri göremiyoruz yani ekstra. Ha, şurada şu anda menüye girdiğimde göremiyor musunuz? Yok. Allah Allah. Dur bakayım. O zaman şöyle yapalım. Şimdi menüye girdiğimi görebiliyor musun? Evet, tamam. Evet abi. Allah Allah, ilginç bir şeymiş ya. Neyse. Distort'a girdik abi. Distort'ta burada bizim yani şekillerle oynayabildiğimiz bazı efektlerimiz var. Bunların yardımıyla nispeten oynama yapabilirsiniz. Harfinizde, şeklinizde, şemalinizde. Bunun dışında Photoshop'ta yaptığınız şeylere şunu yapabilirsin. Mesela perspektif verdim buna. Bir perspektif oluşturmak ise düşüncen. Şuradan eğerek de yapabilirsin. Bu da bir seçenek. Onun dışında bu distort'a iyi bakmanız lazım. Burada şimdi ben de daha önce de anlattım ya size. Bandit var. Band galiba bükmek. Oradan herhalde. Heh. Şimdi bulduk onu. Bezier Warp. Tamam mı? Bezier Warp'tan mesela bunu eğip bükebiliyorsun. Ama bunu niye böyle geniş aldı? Çünkü kompozisyonun tamamını yapıyor. O zaman nasıl yaparım? Şöyle yaparım. Bunu pre-compose yaparım. Okey. Pre-compose'un içine girerim. Bunu kompozisyon settings'ten tam benim harfim kadar küçültürüm. Yani kelimem kadar. Okey. Sonra diğerine geri geldim. Sayfamda. Şimdi aynı efekti vereyim. Bakın şimdi oldu. İstediğin gibi. Bir de şu önemliydi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şu yanında kronometre görünen her şey anime edilebiliyor. Duyuyor musunuz beni? Evet hocam. Hepsi anime edilebiliyor. Yani siz bunu animasyon içinde kullanabilirsiniz dolayısıyla. Şöyle. Bezier Warp. Bu seçeneği değerlendirebilirsiniz. Photoshop'a da bakalım. Vaktimiz kalırsa, tamam mı hacım? Tamam hocam, sağ ol. Şimdi bu maske meselesi anlaşıldı. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Bu da çok sık kullanacağınız bir şey. Yani kullanabileceğiniz demiyorum, kullanacağınız bir şey. Çok fazla bir esprisi yok ama çok sevilen bir efekt bu. Ne yazalım? Böyle bir şey yazdık. UPCREATE yazdık. Sonra arkadaşlar, şimdi eğer siz bunu seçilirken bir çizim yaparsanız maskeliyor. Tamam mı? Pen Tool'a geldik. Pen Tool'dan zoom yaparak bunu çiziyorsunuz. Fakat bu çizme işlemi biraz titiz olmasında fayda var. Düzgün bir şey olması için. Sonra ikinci harfe geleceksiniz. Burada ikinci harfe nasıl geldiğinizin bir önemi yok aslında. Ben mesela harfi kestim. Hiç önemli değil. Sonra şöyle geleyim. Harflerimi tek tek çiziyorum. Yani bu da bir seçenek, şöyle de yapabiliriz. Geri aldım bunu. Birinciyi çizdim. Sonra dışarı tıkladım. Bir daha üstüne tıkladım. İkinciyi çiziyorum. Dışarıya tıkladım. Bir daha üstüne tıkladım. Her birisini ayrı bir çizgi olarak alıyorum şu anda yaptığımda. Yani birbiri ardı sıra eklemiyor. Dışarı tıkladım. Herkes orada mı? İzlemedeyiz. İzlemedesiniz, tamam. Bu tamamını gösterirsem şık olur da o yüzden biraz uğraştım. Çünkü sadece şu gösterdiğimle iş yapabilirsiniz. Sadece bu gösterdiğimle. Yani abartmıyorum. Çünkü herhalde benim sadece şu gösterdiğimle yaptığım iş ondan fazladır yani. Evet. Bütün hepsini çizdim arkadaşlar. Şimdi efektlere geldim. Pet yazdım buraya. Ya da stroke. Stroke yazdım. Şurada generate'de stroke var. Bunu tutup kelimeme attım. Şuraya geldi bakın. Şimdi bütün maskeleri işaretliyorum. Çünkü bir sürü maskem var. Parça parça yaptığım için hepsini. Bütün maskeler dedim. Şuradan böyle absürt, aykırı bir renk seçeyim. Kalınlığını ayarlıyorum. Sonra hardness, sertliğini ayarlıyorum. Böylelikle biraz daha daraltabilirim çizgilerimi. Sonra arkadaşlar end'i sıfıra getirdim. Sıfırıncı frame'deyken keyledim. Sonra 20'ye geldim. 100 yaptım. Şöyle oldu. Burayı biraz açayım. Yavaş yavaş olsun. Tamam mı? Şimdi şuraya geldik. Paint Style diyor. Görüyor musunuz? Paint Style. Reveal on original image. Şimdi bunu yazdırdık. Elle yazılıyormuş gibi yazdırdık. Fakat bakın şunları oluşurken şurada detaylar var. Şu mesela P'nin şu kısmının görünmesi şık değil. Bu detayları bazı yerlerde çizgiyi kalınlaştırarak, bazı yerlerde incelterek bu detayları düzgün yapmanız lazım. Bu işin inceliği. Fakat onlara şimdi girmeyeceğim ben. Şimdi bunu başka nasıl kullanabiliriz? Şimdi benim yazımın bir rengi var. Karakter şu renkte. Şimdi bu yazımı kopyala yapıştır yapıyorum. Üsttekini başka bir renk yapıyorum. Burada da hareketim var ama görmüyorum onu şu anda. Şöyle bakın, layer'ı kaydırıyorum sadece. Evet, şık oldu hocam. Şimdi hareketler. He, biraz daha farklı bir şey. Bir tane daha kopyaladım. Şimdi uzaklaşayım bir bakalım. Bu tabii, şimdi ben düz bir karakter seçtim. Bu script tarzı böyle handwriting bir karakter olduğunda çok daha farklı görünüyor. Yani böyle imza atarmış gibi oluşturabiliyorsunuz. Ama bu, şimdi mesela bunu yaptık. Bir şey daha ekleyelim buna. 3D'ye çevireyim bunları. Bir tane kamera oluşturayım. OK dedim. Kamera şuraya geldiğinde bu şu anki gördüğüm haliyle olsun. Sonra başa geliyorum. Başa geldiğinde ise zoom yapıyorum. Yani şöyle oldu. Render'ı bir bitsin. Bunları tek tek gösterip de uzaklaşabilirsiniz. Dediğim gibi kalınlık, incelik detaylarına hiç girmedim. Bu da yine çok sık kullanılan bir maskeleme özelliklerinden birisi. Arkadaşlar, bu maske meselesi çok önemli. Burada ne yaptık? Çizdiğimiz petin et kalınlığıyla harflerimizi maskeledik. Bunun şöyle özellikleri de var. Şunu silelim. Kamerayı da silelim. Sequentially seçeneğini kaldırdığınız zaman bakın şunu kaldırmadık. Hepsi aynı anda oluşuyor. Yani bununla da farklı seçenekler elinize geçmiş oluyor böylelikle. Şöyle çizgi kalınlığını biraz azaltacağım. Bir de arkadaşlar, şimdi belki erken ama yani anlattığım şeyleri kombine düşünmenizin ne kadar önemli olduğuyla alakalı bir şey olduğu için şimdi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar kompozisyonumuzu tekrar yeni bir kompozisyon üzerine sürüklüyorum. Şimdi artık text diğer kompozisyon içinde kaldı. Şimdi bakın bakalım. Bu da indirebileceğiniz bir şey. Plugin. Red Giant Trapcode diye geçer. Ondan sonra arkadaşlar mesela böyle de bunu değerlendirebilirsiniz ya da şöyle de değerlendirebilirsiniz. Bunu tekrar sequential'ye aldınız, yani sırasıyla geliyor, sonra diğer kompozisyonunuza geldiniz. Bu oluşurken bunu burada keylediniz. Source point. Yani şu merkezi. Sonra bu ilerliyor. Bunu böyle devam ettirebilirsiniz. Bir görelim. Hocam 2 dakikalık iş gerçekten çok göz doyuran bir hale görünüyor. Evet. Yani işte şey yok. Küçük detay yok. Yani hakikaten anlattığım şeyleri böyle hani dişe dokunur şeyler olduğu için anlatıyorum. Dünkü gösterdiklerimle de çok farklı şeyler yaptığımızda anlayacaksınız. Yani dünkü dersin ne kadar önemli olduğu. Fakat tabii ben şimdi sayısız örnek hazırladığım için şimdi pratik yapabiliyorum. Bu şey değil. Bu mesele bu değil ama siz de yaptıkça bunlar oturacak. Oturdukça yani çok basit şeylerden çok güçlü yani estetik şeyler çıkartabileceksiniz. Mesela bunu biraz daha oynasak. Bu arada buraları kurcaladığınızda daha farklı renk seçenekleri de var. Şimdi render bitmiş hali. Ne diyorsunuz? Bence göz alıcı oldu. Evet, güzel oldu. Hocam peki en son biterken sola doğru bitiyor. Yani sağa doğru bitirme imkanımız yok mu ışıkları? O zaman ters götürmemiz lazım. Yani şu nokta var ya bak hareket eden. Bunu ters götürmemiz lazım. Bunu ben niye böyle götürdüm? Harfler böyle oluşuyor diye. Ha, şöyle yapabiliriz. Bunlar oluştuktan sonra şurada source point'ime bir nokta daha koyarım. Şöyle. Bunu şöyle bitirebilirim. Hepsi oluştuktan sonra şöyle bitirebilirim. Bakalım. Yine önce oluşuyor kelimemiz. Sonra sola doğru bitiriyoruz. Ya oldu şimdi, daha hoş oldu. Mesela. Veya şu arayı açsak. Nerede bu? Şu. Şimdi bir daha bakalım. Evet, render bitti. Bir daha izleyelim. Budur. Hocam mesela bu Pen Tool'la çizdik hepsini, maskeledik ya hocam. Evet, evet. Peki yani bilgisayar onun sırasını neye göre kavruyor? Şundan dolayı soruyorum. Hani maskelerin sırasına göre kendisi başlattı ya. Çizdiğimiz sıraya göre. He, anladım. Peki o zaman hocam biz bunu bir tekste değil de mesela basit çizim bir logoyu da biz yani sanki elimizle çiziyormuş gibi yapabiliriz hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu tekst üzerinde gösterdim bunu ama o stroke, generate'deki stroke efektini herhangi bir şeyde uygulayabiliyorsun. Yani bir logo yaptın dediğin gibi logoda da yapabilirsin. Bir... Arkaya da hemen bir çizim sesi mesela, basit bir animasyon. Tabii, tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi bu da maskeleme ile alakalı yine farklı bir seçeneğimizde. Bir şey daha var bugün, çok fazla yığmayacağım. Bu deminkini nereden indireceğiz hocam, Trapcode'u? Trapcode yine bu programları bulduğun yerlerde mutlaka vardır. Ben de bir bakayım, link atarım. Tamam hocam, link atarsanız çok iyi olur ya. Yani. Şimdiki maskeler. Mesela bunu silelim, sıfırdan yapalım. Şimdi timing arkadaşlar meselesi çok önemli. Timing meselesine iyi çalışmak lazım. Şimdi bir tane yuvarlak çizdim. Bununla alakalı bir şey yapacağız şimdi. Yani buna bir karakter yüklemeye çalışacağım. Şimdi şuradan hikaye ediyorum kendim. Position dışarıdan şöyle sahnenin ortasına gelsin. Geldi. Burada bir süre beklesin. Bekledi. Sonra buradayken scale olsun. Fakat bu böyle normal bir scale olmasın. Dalgalansın burada. Bakalım nasıl oldu. Şimdi bunu yaptık ya arkadaşlar. Şimdi buradan sonra artık timinglerle oynayarak bunu daha estetik hale nasıl getirebiliriz ona bakacağız. Yaptı. Sonra burada da yine scale'e geldim. Şöyle geldi, dalgalandı. Burada bir hareket daha, ani bir hareket daha yapsın. Burada da yine dalgalanma olsun. Burada basit şey yapıyorum arkadaşlar. Onu biliyorsunuz değil mi? Scale özellikleri. Yani büyütme, küçültme yapıyorum sadece. Fakat yani timingleri düzgün ayarladığınızda işin ne kadar estetik olabileceğiyle alakalı bir örnek olsun istiyorum size. Yaptığınız şeylerin küçücük animasyon değişiklikleriyle çok farklı bir hale getirebileceğinizi size anlatmaya çalışıyorum. Burada mesela şu ara boşluk çok uzun oldu. Daha iyi. Şimdi bu şimdi böyle geldi ya. Buraya bir şey koyacağım mesela arkadaşlar. Şurada bir hareket var. Değil mi? Şimdi buraya bir tane dikdörtgen çiziyorum. Arkadaşlar şunu birkaç defa izleyelim. Şimdi şuralara geldim. Layer'ım seçili değil. Yaklaşıyorum. Buraya bir tane dikdörtgen çizdim şöyle. Şimdi bakın arkadaşlar. Biraz da Opacity'ye düşeriz hocam. Hiç düşmeyeceğiz abi. Position. Buraya pozisyonu keyledim. Bunu şöyle dışarı aldım. Şu kısmı ihtiyacım yok. Opacity'yi hiç kısmadım arkadaşlar. Bir daha izleyelim bakalım ne değişti. Değişti mi bir şeyler? Evet, güzel oldu. Şimdi küçücük bir şey. Çünkü göz bunu ister arkadaşlar. Yani gözü tanımak önemli. Bakın şu anda frame'lerde yerini değiştiriyorum. Etki çok değişiyor. Mesela şimdi oldu mu sizce? Arkadan geliyor. Bir tane kaydırdım. O etki gitti. Geri aldım. Yine olmadı. Bir daha geri aldım. Burası güzel. Bunlar işte basit animasyon. Yani basit dediğimiz aslında basit olmayan önemli animasyon hileleri. Bunları animasyonlarımızda yaparken o Instagram storiesi vesaire yaptığımızda bu tür küçük detaylara dikkat etmemiz iyi olur. Mesela bunu ben sonlandırayım. Şöyle gelsin. Burada position keyledim. Scale zaten keyli. Buradan büyüsün. Özür dilerim. Şurada büyüteceğiz. Bakayım. Bakın sağa doğru büyümesini sağladım bunun. Bir bakalım buranın timing'i nasıl? Güzel. Şimdi arkadaşlar bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Alta geçirdim. Burada bir bekleme süresi var ya. Şurada. Şu bekleme süresini artıralım. Öyle yapalım bunu. U'ya bastım. Şu ikisini kopyalıyorum. Biraz beklesin. Sonra bu hareketi yapsın. Kaydırdım. bekledi ve sonra yaptı. Bir daha izleyelim. Geldi. Sonra hareket etti. Belki biraz daha. Evet. Şimdi kopyaladım, yapıştırdım bunu. Alta koydum. Şu baştakilere ihtiyacım yok. Şuraya kadar geldim. Şunları hatta silebilirsiniz. Şurada bekleme yerinde bunu rengi kırmızı olsun. Bunu geri alıyorum. Bir daha kopyala yapıştır. Bunu yeşil yapıyorum. Bir daha kopyala yapıştır. Mavi yapıyorum. Evet, izliyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu böyle geldi animasyonumuz. Buraya bir tane de zemin atalım. Zemin attık. Şimdi şöyle bir şey istiyorum. Şöyle bir tane resim alayım. Şuradan UPCREATE, Bootcamp. Şu resmimi alayım. Şimdi arkadaşlar, kompozisyon 1'deyiz. Böyle bir sadece Scale, Rotation, Position'la bir tane animasyon yaptık. Şimdi kompozisyonumu yine bir kompozisyon için attım. Geldi. Buraya alta da resmimi koydum. Bu resim de şu. Bu bir YouTube introsu. Intro oynuyor. Sonra video gelsin istiyorum ben. Burada video gelsin istiyorum. Şuralarda video görünsün istiyorum. Buraya geldiğimde arkadaşlar yuvarlağımı seçtim. Şuraya bir tane daire çizdim ama tabii şeyi seçmem lazım, şuradakini. Şuraya seçtim. Tam beyazın olduğu yere yerleştirdim bunu. Alttaki resmi biraz daha büyüteyim. Fakat şu anda bakın animasyon bunun içinde. Ben ne yapacağım? Mask'ı invert edeceğim. Invert ettim. Şimdi burada öyle bir şey lazım ki bu mask'ı da anime edebiliyorsunuz. Mask'ın key'ini tıkladım. Sonra bu böyle büyüyor. Beyazla aynı şekilde yapacağım bunu. Bunu da büyütüyorum. Şöyle. Biraz daha büyütmem gerekiyor sanırım. Evet, daha iyi. Şimdiki arkadaşlar, fakat bunun öncesini görmem lazım. Burada ne yapacağım? Bir frame öncesine geliyorum. Veya bir frame değil, şöyle olsun. Burada bunu iyice küçültüyorum. Şimdi oynatıyorum. Abi, sorusu olan var mı? Beren Hanım çalışıyor. Tamamdır. Yani basit bir animasyon yok arkadaşlar. Hepsi üzerinde birazcık daha 5 dakika, 10 dakika, 1 saat fazla çalıştığımızda hepsi iyi birer asete dönüşebilir, dokümana, herhangi bir malzemeye dönüşebilir. O yüzden hani çok zengin, oynadıkça zenginleşecek, daha da zenginleşecek ve güzelleşecek. Bilmiyorum. Evet, dinliyorum az. Bence topun o bıraktığı izi biraz daha uzun tutup biraz daha silikleştirsek daha güzel bir şey olabilir diye düşünüyorum. Yani işte bak, şimdi ben bunu yaptım. Bir de sen öylesini yap, görelim. Tamam hocam, yapabilirsen yapayım. Yap, görelim. Çünkü şey var, hani gözden göze fark var. Bir fikir üzerinde konuşunca çok şey çıkabilir. Yap, hakikaten konuşalım üzerine, çok da güzel olur. Şimdi bu tamam. Bunu nasıl kaydedeceğiz diye sormanı beklerdim senden. Çünkü bu videoyu sonra ekleyeceğiz. Bu videoyu burada eklemeyeceğiz. Yani ben bunu normalde şöyle render edebilmem lazım. Yani transparan. Bunun için şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Hocam soruyu anlayamadım aslında sizin dediğiniz şey. Şimdi şöyle. Benim introyu hatırlıyor musunuz? Introyu. Introda yani animasyon geliyor. Sonra burada video çıkıyor. Bakın burada video beliriyor. Bunun montajını ben Premiere'de yapıyorum. Yani animasyonu After Effects hazırladıktan sonra Adobe Premiere'e alıyorum. Orada yapıyorum video montajını. Doğal olarak orada yapılması lazım. Burada değil. Ben buradaki animasyonumu transparan bir background'la nasıl oraya atıyorum? Adobe Premiere'e. Bunu niye soruyorum? Çünkü hiçbir videoda transparan background export etme şansınız yok. Siyah gönderirsiniz. Dolayısıyla o bir işinize yaramaz. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Composition, Render Queue'yu ekle diyorsunuz. Buraya Render Queue'yu ekledi. Output modüle tıkladığınızda şurada PNG sekans var. PNG sekansı seçtiğinizde burada Channels'ta RGB Plus Alpha seçeneğini seçiyorsunuz. Okey. Bunun için bir klasör soruyor size. Bu klasörde şu 7 Mayıs'ı seçtiniz. Buraya bir render diye bir klasör açayım. Bunun içine intro save diyorum. Render diyorum. Şimdi bunu oynatıyor. Hocam şimdi burada yaptığımız işlem şu mu? Hani en son bir fotoğraf koymuştunuz ya, o fotoğrafı yerine istediğiniz zaman istediğiniz başka bir şey koymanızı mı sağlıyor? Bravo. Bravo. Mesele bu. Şimdi bunu render'ını yaptık. Buraya çift tıklıyorum. Yine 7 Mayıs'a geliyorum. Render'da. Bakın buraya bir sürü sekans oluşturdu. Buradan 0'ı seçtiniz. Şu PNG sekans aşağıda seçili olması lazım. Open dediniz. Bakın şimdi şöyle yeni bir kompozisyon oluşturalım. Ne oldu ya? Okay. Introyu seçtim, attım. Bakın. Arkası transparan. Bunu buraya attığınızda bunu istediğiniz gibi artık değiştirin, oynatın. İstediğiniz her şeyi yapın. Hatta introyu bir kere daha ekleyin. Eklediğiniz intronun yerini değiştirin. Büyütün. Branding Options'tan overlay yapın. Render'ı yeni bitirdim, görelim. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Sorusu olan varsa alalım. Yoksa önümüzdeki hafta belki 3 gün olmayabilir ama 2 gün ya da tek gün yine yapacağız hafta içi olarak. Bu saat nasıl? Bu saat? Saat Türkiye'ye göre bize iyi hocam. Yani belki Ramazan'dan sonra daha bir düzene geçilebilir. Çünkü çalışma, iş güç, dışarı çıkma, sokak vesaire gündeme gelirse. Ama şimdilik eğer uygunsa bu saatlerde devam ederiz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Sorusu olan varsa alalım, yoksa yayınımızı bir müzikle kapatalım. Hocam Photoshop şeyini gösterecektiniz bak istersen. Tamam. Photoshop'u şuradan açalım. Sende ne var? Mac ya da PC. Hocam Mac var. Photoshop 2020 indirdim. Tamam. Tamamdır. Şimdi Photoshop ekranını görüyorsunuz. Premiere ne onu bilmiyorum bu arada hocam. Siz diyorsunuz ama sürekli. Anlamadım. Premiere. Adobe Premiere video kurgu için Adobe'un video kurgu için yaptığı bir program. Barış bu konuda çalışıyor. Bana soruları olmuştu. Onunla da bir görüşebilirsin. Bir de Barış Özcan'ın YouTube'da çok eski şeyleri var. Premiere eğitimleri var. Şu an artık çok değişti Premiere ama izlemen yine fayda sağlayabilir. Ona da bir bakmanı tavsiye ederim. Hocam şimdi hocam abi UPCREATE yazdım. Komut T veya Ctrl T ile bunu büyütüyorum. Büyüttüğümüzde arkadaşlar şimdi tuş kombinasyonlarını denemekten çekinmeyin. Tuş kombinasyonu dediğim alt tuşu, kontrolle beraber alt tuşu gibi seçenekleri tıkladığınızda burada sizin farklı distort özellikleriniz devreye giriyor. Yani şeklini bozma özellikleriniz. Şimdi tekstse eğer dokümanınız Photoshop'ta bu kısıtlı belli bir şekilde perspektif uygulaması yapabiliyorsun ama kısıtlı. Ama bunu rasterize edersen, yani bir grafiğe çevirirsen, grafiğe çevirdikten sonra sağ tuş, burada perspektif seçeneği var, distort seçeneği var, skew, warp gibi bir sürü seçenek var sağ tuşta. Warp diyelim. Warp da biraz önce After Effects'in içinde gösterdiğim gibi buna farklı etkiler oluşturabilirsiniz şu şekilde. Ya da bu Warp'ta da yeni özellik geldi Photoshop'a. Şuradan yukarıdan buna dikey ya da yatay farklı kesikler atıp yeni animasyon ya yeni şekil alanları belirleyebiliyorsun. Böyle bir seçeneğimiz var. Yine diğer bir seçeneğimiz sağ tuş perspektif. Perspektif aynı bildiğiniz mantık. Yani bir köşeyi yaptığınızda diğer köşe otomatik olarak şekil değiştiriyor. Tamam, bunu sağa sola. Mesele bu. Hocam ama bir de bir şey soracağım. Bunların hepsini tuş kombinasyonuyla da yapabiliyorsunuz. Yani ben şu anda Ctrl, Alt, Shift üçüne bir anda basıyorum. Hiç o menüye girmeden bunu yapabiliyorum. Sor abi. Asım abi. Hocam siz bu hatırlıyorsanız ağaçları çime gömük gibi olması için altını sildiniz ya biraz. İşte dün ben onu yapmaya çalışırken fotoğrafı atıyorum hocam. Diyor ki akıllı nesne olduğu için silgi kullanılamaz diyor. Şimdi akıllı nesne şöyle abi. Bak Smart object. Senin objen şöyleyse şu imlecinde layer bölümünde şöyle bir ikon varsa sen bu tip işlemleri buna yapamazsın. Bak. Zaten mouse'un imleci değişti bak. Veya eraser'a gelelim silgiye. Yapamazsın. Ne yapacaksın? Sağ tuş rasterize edeceksin. Bak şimdi yapabiliyorum. Tamam mı abi? Tamam hocam. Tamamdır. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ediyorum. İyi bakın. Thank you.